size sürpriz yapıyor mu? Yapıyor. Vallahi ben hiç görmüyorum. Mesela Aslı seninki yapıyor mu? Görmüyor musun? Yok, ben yapmadığını kabul ediyorum zaten. Yani kızlar bir şey söyleyeyim mi? Damlacığım sen de evleneceksin. İsterseniz böyle eşlerinizi benim eşim kadar sürpriz yaptığını düşünmüyorum. Eşlerinizi benim eşimle tanıştıralım. Hani bir sürpriz nasıl yapılır senin bir görsünler. Senin eşin kadar da olsun istemem. El ele göz göze geldiğim gün canım beraber. Canım zaten istesen de eşin o tarihleri hatırlamaz. Yok hatırlamasın. Mümkünse hatırlamasın. Ben daha yeşimciğim, hatırlamıyorum. Yeşimciğim hatırlayamaz çünkü demek ki o kadar değer verilmiyor. Değerle alakası yok. Alakası var. Alakası var Yeşimciğim. O zaman ben değer vermiyor muyum? Ben de hatırlamıyorum. Yeşimciğim bir şey söyleyeceğim canım. Heh. Eşimin bana devamlı sürpriz yapar. Yönetmenin birkaç tane videoyu işte birkaç sürprizini... birleştirmiş. İsterseniz bir rica edelim izleyelim. Tamam aynen bu sefer de sürprizlerini konuşalım. Aynen bir 10 günde bunu konuşuruz. 10 gün kalabilirsen. Sen gidiyorsun ki. Daha dur ya. Bir çeyrek aldın dur. Damlacığım bir çatlama bir VTR'yi izle sonra rahat rahat çatlarsın. Çatladım canım. Bekle bekle bir izle. Şu yanan şeyler ne ya? Onlardan ben Olur izleyemedim yani. Ki. Volkan. Ay çok yaratıcı. Yeşim Volkan, Volkan ya, Yeşim. Ya bayağı yaratıcı. Hayatımdaki en büyük eksikliği gördüm yani. Tüm. Aa kıyamam. Ya, evet bayağı Tahtakale'de falan satılanlar var ya. Hani madem özel günleri çok hatırlıyorsun. Elinde telefon oynuyordun yani. Bayağı özel günü hatırlıyor gibi durmuşsun canım, ama. Canım orada bana yapılan bir sürpriz. Benim doğum günümde pasta geliyor. Doğum günden haberin var değil mi? Doğum günüm olduğunu biliyorum canım. O sırada 7/24 böyle ağzım açık bekleyecek halim ya yok. Ya sen sürprizler sen eşine yaptırmışsındır bile. Doğum günün de aynı, ama düğün de aynı. Ne yapacaksın? Ama hepsi de deniz kenarı. Nasıl bir yerse hep deniz hayatım, kenarı sahilde bir biz Antalya'da yerde. Oturduğumuz için dört bir tarafa olabilir canım. Bu da İzmir'de oturuyor. İlla deniz kenarında mı kutlamak gerekiyor? O yapamaz. Gerekiyor. O cimrilikten yapamaz. Niye yapamazsın? Hayır yaparım da. Hepsini mi deniz kenarında tutar ya? Bütün hepsi deniz kenarında mı olur? Başka bir güzellik yok. Hepsinde de aynı format. Birincisi aynı tamam format. Konuşabilir miyim? İki tane Volkan konuşayım var oynayan. Aynı müsaade. Şeyle. Birincisi bunları gelinim bu şekil istiyor. Mekanı da gelin seçiyor. Geliniz kendi seçiyor, kendi kutluyor da. Ben de ilk defa gördüm. Hani birisi kendi kendine sürprizler hazırlar, sürprizlere konar. Yani sizin geliniz hep kendi yapıyor, kendi. Kendiniz bak şöyle onu da açıklıyorum tamam anladım ben senin sorunu. Bir de şok oluyor. Hani bir de onu... Şimdi hayır bak. Oralar daha önce yemeğe gittikleri yerler. Onlar yemek yerken falan gelin çok beğendiğini söylüyor. Benim oğlum da... Tutuyor çok beğendi orada kutlayayım der zaten. Seçme derken o anlamda. Senin oğlunu, yere senin oğlunu seni dinlemiyor hep eşini dinliyor. O zaman her istediğini yapıyor. Çünkü senin lafın geçmiyor özel o zaman. Günlerde ben serbest bırakıyorum onları. Ama ilk gündüz ilk önce benim gelirler elimi öperler çiçekler pastalar evde yenir. Ondan sonra annesi güle giderler. Orada da bir kutlanır pastalar. En son akşamda böyle yemeğe giderler.